Siirt ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Ali İlbaş'la beraberiz. Başkanım önce bir sizi tanıyayım. Şimdi özellikle bizim birliğimizi ziyaret etmenizden dolayı hem sizi hem Çiftçi TV ailesine teşekkür ediyorum. Ben Deniz Ali İlbaş, Siirt Merkez doğumluyum. Lisans mezunuyum ve Siirt Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği'nin kurucu başkanıyım. Bir dönem Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Bir de bir ara verdim. Bu arada da siyasette biraz ilgilendim. Şimdi Siirt Merkez dahil ilçelerimizle birlikte 1 milyon küçük baş, 1 milyon 200 küçük baş hayvanımız var. 3800'e yakın bir üyemiz var. Özellikle yetiştiricilerimizin şeye baktığımız zaman iki çeşit yetiştiricimiz var. Bir yerleşik düzende yaşayıp da hayvancılık yapanlar var. Bir de sürekli yer değiştiren göçer dediğimiz aileler var. Onlar da yazın yaylalara, kışın farklı illerde kışlaklar kiralayarak hayvancılık yapmaktadırlar. Tabii ki atadan alışmış olan yetiştiricilerimiz var. Özellikle atadan gelen işte o alışkanlıklar, o yaşam tarzı, bakış açısıyla hayvancılık yapanlar var. Tabii ki bunları seminerlerde, toplantılarda bunları farklı argümanları ortaya koyarak teknolojiyi özellikle veteriner hekimlerimizle, teknikerlerimizle ve hatta üniversitede destek alarak biz yetiştiricilerimizi bilinçli yetiştiriciliği yapmak için bilgilendirme yapıyoruz. Maalesef merhalelerimiz yeterli değildir. Muzdarip olduğumuz bir konu da var, Allah var. Hem meralarımız yeterli değil, hem de elimizde olan meraları da gelişi güzel insanlarımız, çiftçilerimiz fıstık bahçesine dönüştürüyorlar veya da bağlara dönüştürüyorlar. Orman Bakanlığımız da tabii ki ağaç fidanları dikerek bu sefer mera vasfından maalesef kayboluyor. Şimdi iki çeşit hayvanlarımız var, bir koyun bir keçi. Biz koyun açısından Türkiye'nin ilk konumundayız. Keçi olarak da sayı babında söylüyorum. Türkiye sıralamasında ilk 4 ve bazen 5 de oluyoruz. Keçi ve koyunlarımız var. Bu koyunlar da herik dediğimiz bir ırkımız var. Keçi de iki çeşit keçimiz var. Bir kır keçisi. Bir de renkli tipli keçisi olan Ankara keçisi adı altında bir şey var. Bu iki çeşit hayvanlarımız var. Keçilerde de iki çeşittir. Renkli tipli keçisi ve kıl keçisi. Tipli keçisinde bir ıslah projemiz var. Gen koruma amacıyla bir projemiz var. 5000'e yakın bir tipli keçimiz var. Şu an koruma altındadır. 3 dönemdir yapıyoruz. Her dönem 5 yıl sürüyor. O geni, o keçiyi korumak için, özellikle tipli keçisi olarak söylüyorum. Bir de herik dediğimiz, hamdani dediğimiz ırklarımız var, koyu. Tabii ki bu bölgesel olarak diyelim ki bazı ilçelerimizde o koyuna herik diyorlar. Bazı ilçelerimiz diyor ki hamdani, böyle bir koyun ırkımız var. Bu koyun ırkımızda da bir tane biz ıslah projesine tabii diyoruz, yine geni kurmak için hamdani diye bir ırk olarak böyle bir küçük baş hayvancılığın potansiyeline sahibiz. Tabii geçmişte bakanlığımızın getirdiği birkaç tane proje vardı. Birkaç tane gençimiz, genç çiftçi projesi adı altında müracaat edenler oldu. Evet, 200 baş ve 30 koyun, koç falan vesaire böyle müracaatlar oldu. Böyle projelerin devamlı doğrusu talep ediyoruz sürekli bakanlığında. Tabii ki eğer çoban sıkıntısı olmasa,
biz 1 milyon 200 küçük başa sahip olan bir il olarak bunu 1,5'a çıkartabiliyoruz 1-2 yıl içerisinde. İşte o sıkıntı olduğu için maalesef gitgide hayvan sayımız düşmektedir.